Şiddetin aslında içten içe Hayır. hissedip bu babasının durumunu hissedip babasına bir şey yapamadığı için Ayşegül'ü cezalandırmaya kalktığını da düşünüyorum bir tarafta. Evet, öyle. Ayşegül'ün babası Ahmet hatta çok önemli. Merhabalar. Merhabalar efendim. Ahmet Bey, ne zaman efendim öğrendiniz Ayşegül'e Adnan'ın babasının cinsel saldırıda bulunduğunu ne zaman öğrendiniz? İlk. Onu yalanlıyor. Onu yalanlıyor. Bu şimdi Ayşe'nin siz 20 sene evvel 20 evet sene evvel Adnan askere gittiğinde Ayşegül gelip size böyle böyle oluyor, Adnan'ın babası beni sıkıştırıyor dedi mi? Yalan diyor. Yalan diyor. Kesinlikle yalan diyor. Siz niye kalkıp gittiniz oraya? Adnan askerdeyken veya döndükten sonra ailece niye gittiniz oraya Ayşegül'ün yanına Ağrı'ya? Zaten o zaman Ayşe'nin götürdükleri zaman, düğünü yaptıkları zaman biz hala hep gitmemiştik. Getir bir baş vurmaya. Ondan sonra Adnan'ın annesi işte biz sıfradan oturmuştuk. Oradan bir gülesiyle dedi valla hele gel Ahmet amca dedi Ayşe bir iftira şeye atmış, ben söyle, İsmet'e atmış. Dedim bunu nedir? Ben kim diyor ben iftira falan atmış? Ayşegül İsmet'e iftira atmış diyen kim? Adnan'ın annesi mi? Efendim? Ayşegül İsmet'e iftira atıyor diyen kim size? Hanımı söyledi. Ben de dedim konu neymiş? Valla dedi bizim ezellerinden işte birisi akşam neyseni İsmet'in kıyafetine kılığına girmiş işte kendini bizim de şeylere geliyorlar mıza gelirler. Ayşe bakmış hemen demek ki deliler gibi demiş valla İsmet kayınpederim benim yatağıma gelmiş işte elini basmış yatağıma bir ağırlık basmış. Ben inanmadım yani bir baba yerinden, kayınpeder bir baba yerinden. Benim de şimdi 4 tane gelinim vardı. Siz yani inanmadım. Kızınıza inanmıyorsunuz? Yok valla inanmadık yani biz yapmamıştık. Size aferin valla, bravo inanmadık size. Bu bir. Ondan sonra demek ki o kapandı gitti yani bize Kur'an işte kapanmamış bak durmada kapanmamış durmada. Hayatı kaymış kadının, çocukların geldiler kalktılar küçücük çocuklar buraya DNA testi için Adnan'ın hayatı kaymış, hiçbir şeyin kapandığı yok. Başka bir türlü ifadeye şimdi ben orada çocukları aldım getirdim çocuklarıyla Ayşegül'ün sığma evinden çıkarttım getirdim. Ondan sonra çocuklar 8 ay benim yanımda kaldılar. İsmet bana telefon açtı. Bir de İsmet'in bacanayı Nesim Ağrı'dan oturuyor. Nesim de iyi adam Allah için. Beni aradılar, dediler Allah rızası için sen Ayşe'yi göndereceksin. Ondan önce Ayşe ile Adnan onun kendi arasında işte telefon ediyordular. Birbirine telefon ediyordular. Adnan Ayşe diyordu valla çocuklar perişan yalanız. Küçük kız hastalanmış. Ben kızı Van'a götüreceğim. Van'a doktora götüreceğim de onun kalın bağırsağını kesecekler. Bu da dayanamıyordu. Ondan sonra baktım. Ahmet Bey bir dakika. Ben hayatımda ilk defa bak bu kadar acı çekmiş, bu kadar çile çekmiş. İlk defa Ayşegül'ün suratını bu halde görüyorum sen konuşurken. Allah razı olsun. Ayşegül sen iyi misin şu anda? Benim teşekkür ederim, içim yanıyor valla. Ama bak ilk defa baban konuşurken seni ben bu halde. Sen normalde bütün çektiğin acılara rağmen burada dimdik duruyorsun başından beri. Ama baban konuşurken ilk defa seni ben böyle görüyorum. Ne hissediyorsun şu anda? Yani çocuğa için yani gidim. Çocuğa olmasa da ben gidemiyordum. Sen onu anlattığı için tekrar o ana mı döndün?
Baban onu anlatınca tek keşke gitmeseydim. Çocuklar aynen. için oraya gitmeseydim. Bugünkü aklım olsa gitmezdim mi diyorsun? Yani aynı işkence çekseydim. Alo. Bir dakika. Şimdi Ayşegül'le konuşuyorum. Çünkü siz konuşurken Ayşegül burada fena oldu. Çok fena oldu. Evet. İlk defa Ayşegül'ü bu kadar fena olurken görüyorum. Yani yaşadığı onca acıya rağmen dimdik alo. Burada duruyordu. Bir dakika alo deyip duruyor. Ahmet Bey, kızınız iyi değil şu anda hiç. Yani kendini çok o keşke beni göndermeselerdi o son gidişini hatırladı. Siz ben anlatınca. Ben zorla gittim valla. Babam dedi ki tam ben yani kendim razı olam dedim ben şeye gideceğim. Uyunca annem de kavga ediyordum babamla kavga ediyordum. Dışarı çıkıyorum saçımı yoluyordum. Dedim ben şey çocuklarım için gideceğim yani. Çocuklar için gideceğim. Ondan sonra. Annenle babanla niye kavga ediyordun? Çocuklarım için babam anam yani bırakmadı ben ateşin içine girseydim yani. Ha aynı gitme atas, diyorlardı. Aynı tas aynı hamam. Ha. Aynı tas aynı hamam. Sen niye dinlemedin ben babamı diye mi şu anda içleniyorsun? Ha. Pişmansın yani en son. Keşke gitmeseydim yani. Öyle deme Ayşegül. Öyle deme. Çocuklar var. Çocuklarım yanında olsaydı, yani durumumuz iyi olsaydı ben ne... Akan sular duruyor. İnsanın evladı söz konusu olunca akan sular duruyor. Hiç öyle deme. Sen sonuç olarak 5 çocuk annesisin. Kıyamadın onlara, gittin. Hiç kendini burada en son suçlayacağın insan kendinsin. Onun için bak geldin aslanlar gibi çocukların için, çocuklarının geleceği için. Bak bu kadar ketenperede kalmışım, baskı altında kalktın. Hem savcılığın, hem jandarmanın, hem mahkemenin karşısına çıktın. Aslanlar gibi geldin burada da alın kanımı, çıksın her şey ortaya dedin, söyledin. Hiç sen güçlü bir kadınsın Ayşegül. Bak Türkiye'nin dört bir yanında kim bilir kaç diyor, tane. Allah rahmet eylesin. Kaynağım diyor ki valla Kur'an-ı Kerim'de adını karşında da söylüyordu. Diyor Allah valla sen bu kıza çok işkence çekiyorsun. Ayşe'nin yerinin olsaydı var ya hiç durmazdı yani birisi. Birisi durmazdır yani. Yani Ayşe bunu söylüyor. Yani. Allah rahmet eylesin. Kusura sağ bakmayın. Teşekkür ederim. Allah rahmet eylesin. Amin. Bu deyip keşke benim olayın üstü kapanıyor. Yani bir taraftan kayınpederim ölseydi. Hı? Keşke benim kaynananın yerisine kayınpederim ölseydi yani. Ben öyle istiyorum. Ondan sonra gene de böyle söylemeyelim. Bence tam tersi. Ölmesin, aynen, yaşasın ve yaşasın ve yaşattıklarının hesabını versin. Yani aynen. iddiaların doğruysa hepsi işte DNA testi çıkacak, başka şeyler de çıkacak ortaya. İnşallah. Yaşattıklarının hesabını versin. Adam durmada beni zorluyor. Mahkeme zaten gereken kararları verecek burada. Yani evet. Doğru. Hiç sen zaten bu yapman olayda, gerekeni yap. Ecan özür dilerim. Bu mı karıdı? Dövdü, döve, kemerle dövdü. Kabloyla katlıyordu, dövüyordu. Kabloyla düzeltiyordu, dövüyordu. Dövdü, benim parmağım böyle oldu. Doktorlar ilk şey daha karakola geldi. Doktorlar böyle düzeltmedi. Babam beni doktora götürdü, işte pilatik parmağı bana verdiler. Peki Ayşegül'ün babası şu an pişman mı kızına inanmadığı? Siz Ahmet Bey... Pişman mısınız zamanında kızınıza inanmadığınız için? Nasıl? Zamanında Ayşegül'e inanmadığınız için pişman mısınız? Vallahi şimdi pişmanım. Billahi de öyle pişmanım ki bilmem ne dedim. Zaten Evet dinliyorum. Vallahi siz televizyonunuzun... Bilmem ne diyeceğim. Ha? Pişman olacağım. Pişmansın. Pişmanım ki bilmem ne diyeceğim. Çünkü bu hal hareketler, hareketleri ben işte şimdi duydum, şimdi de işte bu. Şimdi şunu söyleyeyim. Teşekkür ederim konuştuğunuz için, bağlandığınız için. Zaten bir babanın yüreği kızının şu halini gördükten sonra herhalde pişmanım babam demeyeceksiniz. Babam da hasta, annem de hasta, içleri paramparça oldu. Annem bir sürü hastalığı vardı.